Sevgili seyirciler, bu Google'da çalışmak gerçekten çok zor gözüküyor. Şimdi Google bahçesinde başka bir köşedeyiz ve belki de Google'da en uzun çalışan Türk isimlerden biri sevgili Esra ile. Benim de arkadaşım aslında. Önceden de tanışıyoruz. Söylemesi ayıp. Hani böyle şeyleri genelde söylemiyorlar. Sonra sen deyince de ya niye sen diyorsun kardeşim, tanışıyor musun diyorlar. Evet, tanışıyoruz Esra ile. Esra'nın ilginç de bir hikayesi var ama önce ya şimdi böyle yine bir şeydeyiz ve etrafımızda bitkiler görüyorum. Böyle mısır görüyorum. Bir yerde başka bir bitki var. Bunları bir bahçıvan mı yetiştiriyor? Google'ın zen bahçelerinden birisindeyiz. Bu tarz ortamlar aslında bütün kampüs etrafında var. Hatta Google çalışanları belli bir alan alıp kendi istedikleri bitkileri de yetiştirebiliyorlar. Hatta işte böyle patlıcan, mısır yetiştiren arkadaşlarımız da var. Son derece keyifli. Yani bütün gün boyunca içeride toplantı odalarında olmak zorunda değilsiniz. Kampüsün herhangi bir köşesinde aslında bir yandan dinlenerek, bir yandan böyle keyif alarak çok ciddi projelerde görüşüyor olabilirsiniz. Süper bir ortam. 8 yıl oldu herhalde sen Mountain View'a geleli, daha doğrusu Google'a gireli ve sonrasında Mountain View'a geleli. Ve Türkiye ofisinde başlıyorsun. Sonra bütün bu süreç seni buraya getiriyor. Nasıl geldin buraya? Ne oldu o süreçte? Evet, Google 18 yıllık bir şirket. Ben de kariyerimin yarısını 8-9 senesini Google'da bir geçirmiş oldum. İstanbul'da pazarlama ekibinde başlamıştım. Kurumsal pazarlama ekibini kurmakla sorumluydum. Ardından Türkiye'de başlattığım bir proje başarılı oldu ve öncelikle Londra'ya transfer oldum ve son 5 senedir de burada global merkezdeyim. Projemizde Google Partners diye bilinen Google'un ajans network'ünü, ekosistemini oluşturmaktı. Benim için tabii çok gurur verici bir proje. Türkiye'de başlayıp şu anda 60 ülkede yayılmış olması son derece gurur verici. Son birkaç senedir de tüketiciye yönelik bir pazarlama ekibinde çalışıyorum. Yani senin Türkiye'de yaptığın sadece Türkiye'ye yönelik bir proje çok tuttu ve o kadar tuttu ki sen buraya geldin ve 60 ülkeye de aynı proje yayılmış durumda, senin tasarladığın proje. Doğru anlıyorum değil mi? Ben bazen böyle anlamakta zorlanıyorum. Bir de daha iyi anlaşılsın diye biz televizyoncular biliyorsun böyle bir altını 2-3 defa çizmeyi görebiliyoruz. Böyle bir başarıyla karşı karşıyayız. Evet, Türkiye'de başlamış bir proje ve Türkiye'deki başarısından sonra öncelikle Avrupa'ya yaygınlaştırmaya karar verdik. Ve ardından da bütün dünya çapında bizim kurumsal pazarlama projelerimiz arasında ilk 3 arasına giren bir proje oldu. Evet. Benim de böyle bir hani bebek projemin büyümesi bana da gurur verdi. Nerede yaşıyorsun? Ben San Francisco'da yaşıyorum. Haftanın 3 günü Mountain View'daki kampüsümüze geliyoruz. Ardından diğer 2 günü San Francisco'da çalışıyorum. Orada bir ofis mi var, evden mi çalışıyorsun? San Francisco'da da 2 ofisimiz var. Tam köprü manzaralı çok güzel ofislerimiz var. Tabii ki San Francisco'da çalışmak benim için kişisel olarak avantajlı. Çünkü yaklaşık 1 saatlik bir buraya geliş zamanından kurtulmuş oluyorum. Öte yandan kampüsün imkanları o kadar güzel ki bütün trafiğe rağmen buraya gelmek keyifli oluyor. Bize biraz burada yaşamayı anlatır mısın? Yani San Francisco'da yaşayan bir profesyonel olmak nasıl bir his? Bir Türk olup burada San Francisco'da yaşamak nasıl bir duygu? Çünkü zaman farkı yaklaşık 10 saat. Türkiye buradan 10 saat ileride. Türkiye'yi takip ediyor musun? Bir ilişkin oluyor mu? Haberleri izliyor musun? Nereden bakıyorsun? Nereden takip ediyorsun? CNN Türk dışında. Evet. Türkiye'de yaşarken Amerika'nın merkezinin New York olduğunu düşünürdüm. Fakat ancak buraya geldikten sonra aslında Silikon Vadisi'nin ve San Francisco'nun yeni merkezi olduğunu anlamış oldum. Zamanım aslında buradaki trendleri takip etmekle çok yoğun olarak geçiyor ama tabii ki ailem hala Türkiye'de ve Türkiye'deki bu sıcak gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Genellikle internetten takip ediyorum, haberleri seyrediyorum, gazeteleri okuyorum. Bunun dışında da son bir yıldır direkt uçuşların başlamasıyla birlikte aslında Türklerden de birçok arkadaşım buraya geliyor. Bunun yanında yatırımcılar geliyor, üniversite çevreleri geliyor. Dolayısıyla onlarla da sıcak temas halindeyim. Açıkçası burada bulunan her Türk'ün öyle bir misyonun olduğunu düşünüyorum. Yani Silikon Vadisi ile Türkiye arasında bir köprü kurma misyonumuzun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sıcak bağlantılarım devam ediyor. Burada en çok dikkatini çeken ne? Silikon Vadisi'nde yaşamak, çalışmak nedir? Yani içeriden baktığın zaman sen ne görüyorsun? Artılarıyla, eksileriyle baktığında ne gözünde canlanıyor? Evet,
Silikon Vadisi deyince aklına gelen ilk kelimeler tabii ki inovasyon, yaratıcılık, yenilikçi ruh, takım çalışması. Google'da zaten bunun bütün değerlerini çok iyi taşıyan bir şirket. Artıları dediğimde tabii ki tamamen çok alçak gönüllü ve mütevazi bir ortam. Gösterişten tamamen uzak. Sadece iyi fikirlerin prim yaptığı, gösterişin hiçbir şekilde asla prim yapmadığı çok sade bir dünya. Bununla ilgili şimdi mesela bakıyorsun Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg işte geçen gün gardırobundan fotoğraflar paylaşmış. 10 tane aynı renk şey var. Tişört var. Şimdi buranın kurucuları da bakıyorsun hep son derece sade giyiniyorlar. Mesela sen bir kadın olarak zaman zaman kendini tuttuğun oluyor mu? Ya bir dakika çok fazla göz alıcı bir şey giymeyelim, çok topuklu ayakkabı giymeyelim dediğin oluyor mu? Ya da giydiğin zaman yadırganıyor musun bu ortamda? Böyle bir ortam mı var, kültür mü var burada? Kesinlikle öyle bir ortam var. Etrafta herkesi flip-flop, şortlar, böyle Google tişörtleriyle görüyoruz. Biraz böyle makyaj veya topuklu ayakkabı giydiğiniz gün hayrola kiminle röportajım var diye soruluyor da dolayısıyla bugün CNN Türk'te röportajım olduğunu söyleyerek anca makyaj yaptım. Onun dışında çok sade ve çok yalın bir ortam. Yaşam nasıl? Bunun bir yansıması yaşamada oluyor mu? Sıkıcı mı? Sıkılıyor musun burada? Kesinlikle yaşamada bir yansıması var. Öncelikle work-life balance dediğimiz hayatla iş arası dengeler çok önemli. Kaan'ın da dediği gibi aslında çok böyle kesin çalışma saatleri yok ama gününüzün herhangi bir saatine mutlaka sporunuzu veya özel zevklerinizi sokuşturabilirsiniz. Mesela toplantılarınız arasında gidip yüzüp veya yoga dersinizi alıp veya dans dersine katılıp ondan sonra tekrar masanıza gelebilirsiniz. Veya arkadaşlarınızı kampüse davet edip onlarla görüşebilirsiniz. Arkadaşlar olabilir, diğer iş çevreleri olabilir. Dolayısıyla son derece sosyal ve dışa dönük ve kendi özel ilgi alanlarınızı da takip edebileceğiniz bir ortam. Türkiye ile karşılaştırdığında açıkçası herkesin ne kadar spor fanatiği olduğunu görüyorum. Yani Türkiye'de futbol çok yaygındır. Erkekler ya futbol seyreder ya oynar. Burada hani bütün arkadaşlarımıza baktığımızda işte dağcılık, kayak, işte surfing, her türlü sporu yapabileceğiniz bir ortam Kuzey Kaliforniya. O yüzden çok renkli. Kendi startup'ını başlatmayı düşünüyor musun? Var mı böyle bir hayalin aklının bir kenarında? Yakın vadede yok. Fakat aynı zamanda Google'la olan kız kardeşim şimdi ayrılıp kendi startup'ını kuruyor. Belki ileride onu destekleyebilirim. Ne üzerine? Ne üzerine? Genel olarak danışmanlık ve özellikle Silikon Vadisi ile Türkiye arasında köprü kurma görevi. Esra, şimdi mesela bizi izleyen pek çok genç vardır. Buraya gelmeleri kolay mı ya da çok mu zor? Google'ın kapısı her türlü yenilikçiliğe, yeni fikre, girişimciliğe açık. Tutkulu bir şekilde fikrinizi savunduğunuz ve onu gerçekleştirebilecek gücü gösterdiğiniz takdirde açıkçası imkansız değil. Benim hikayemde Türkiye'ye başladığımda, Türkiye ekibine başladığımda evet böyle 6 aylık bir mülakat süreci olmuştu ama hakikaten Google'ın önceliklerini önemsediğinizi ve burada bir başarı yaratabileceğinizi kanıtladığınızda kesinlikle imkansız değil. Çok teşekkür ederim. Çok tutmayalım, işe dönsen buradan.